Başımızda Mahsa Amini'nin gözaltında ölümüyle başlayan bir protestolar İran'ın tamamındaydı. Hundreds of such NGOs who have done so much good for Georgia <laughs> <laughs> and now they face being stigma. Sayın Başkan, ıı Değerli katılımcı arkadaşlar, bugün renkli devrimleri ele aldığımız bu panelimizde, bu oturumumuzda ben de renkli devrimlerle ilgili olarak bir kısmı kendi renkli devrimlere karşı verdiğim yıllar içinde onlarca yıl boyunca verdiğim mücadele ve bir kısmı da okuma okuyarak kitabi bilgilerle oluşturduğum şeyleri harmanlamak e, anlamına gelecek söyleyeceklerim şimdi özetle şöyle e, bir çerçeve oluşturabilirim ya da oluşturulmasından yanayım Şimdi bu renkli devrimler denilen e, hadiselerin tarihteki e, önemli devrimlerle e, uzaktan yakından bir alakası yok Bunlar büyük ölçüde tek elden yönetilen ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri merkezli Batılı yapının ki buna artık bugünlerde kolektif Batı diyoruz bence çok doğru bir tanımlama bu kolektif Batının şeyiyle oldu yani bu bunlar dünyada tek kutupluluğun mümkün olabileceğini zannettiler. Şimdi buradan küçük bir parantez açarak şunu söylemek isterim. Ee, yak son 500 yılın Avrupa ta Dünya tarihine baktığımızda örneğin, e dünya tarihinin bize çok kutupluluğun temel model olduğunu gösterir. Yani dünya her zaman çok kutuplu ola gelmiştir. Şimdi Amerika'nın filan, Böyle nasıl çok kutupluluk, nereden çıktı bu diye bağırıp çağırdığına bakmayın. Yani çok kutupluluk dünya tarihinde sürekli olmuş. Son 500 yılın hikayesi budur. Öyle bir şeydir ki bu dünyadaki güç dengeleri sistemi, tarihsel bir perspektifle baktığımızda adeta e, diyalektik bir yapıdadır. Yani bir devlet ya da bir küçük devlet grubu diyelim, dünyanın büyük bir bölümün üzerinde veya etraflarındaki ülkeler üzerinde ...çok ciddi bir kontrol, denetim, hakimiyet kurmaya kalkıştıklarında... diğer ülkeler bir araya gelerek o devleti ya da onunla birlikte hareket eden devletleri... ...hep kontrol e, dengelerler. E, Birinci Dünya Savaşı'na giden e, süreç böyle bir tipik e, güç dengesi modelinin e, izahıdır. Yani örneğidir. İkinci Dünya Savaşı aynı şekilde iki Dünya Savaşı e, arasındaki dönem tipik bir çok kutupluluktur. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan iki kutuplu dünya düzeninde şöyle bir özellik var. Bu iki kutupluluğun önemli unsurlarından bir tanesi ideolojik bölünmüştür. İdeolojik ayrışma devletler arasında. Buna e, tek kutuplu dünya düzenine ki o düzen hiçbir zaman Amerika tarafından tam olarak kurulamadı ama kurulması için Amerika elinden geleni yaptı ve şu anda da o düzeni sürdürmek için elinden geleni yapmaya devam ediyor. E, şimdi e, bu e, İki kutuplu dünya düzeninin özelliği e, kutuplaşmanın ideolojik temeller üzerinde oluşmasıydı. Fakat 1950'lerden itibaren Çin Komünist Partisi ile Sovyet Komünist Partisi'nin bu anlaşmazlığa düşmesi ve Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'ne ne de yardım edercesine Sovyetler Birliği'ni, dengelemeye başlaması aslında yine çok kutupluluğa dönüşmüş bir dünya görüntüsü veriyordu ama her nedense bu dönem iki kutupluluk şeklinde tanımlana geldi. Ta ki Sovyetler Birliği'nin dağılmasına kadar. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ise Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri dünyada dünyanın her tarafında her devlete kendi iradelerini kabul ettirebilecekleri varsayımıyla muazzam bir e, çaba muazzam bir gayret içine girdiler ve bu sadece böyle askeri tehdit şu bu ile sınırlı kalmadı aynı zamanda işte Örneğin e, ekonomik yapı finansal yapı e, ekonomik ve finansal yaptırımlar e, baş kaldıran ya da dik duran ülkelere işte e, sadece finansal ve ekonomik değil ki yer e, çoğu da askeri güç kullanarak, e, tırnak içinde haddini bildirme filan şeklinde devam etti. Ama bunun devam edebilmesi mümkün değildi. Bunun mutlaka çok kutupluğa evrileceği çok bariz, çok belliydi. Nitekim 2007 yılında Putin'in e, Münih Güvenlik Konferansı'nda e, yaptığı konuşma ve onun ardından Rusya'nın attığı adımlarla çok kutupluluk göstere göstere geldi. Bugün artık çok kutuplu bir dünya düzeninin içindeyiz. Şimdi bu bunları şunun için anlattım. İşte bu renkli devrimler dediğimiz olgu Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin tek kutuplu dünya düzeni oluşturma gayretlerinin otomatik bir parçası olarak geliştirildi. Onun için bunun daha önceki devrimlerle, hele toplumsal altyapısı olan devrimlerle uzaktan yakından bir alakası yok. Ve bunların özelliği şöyle, birbirinden farklı yöntemlerle geliştirilebildiği gibi, örneğin Ukrayna'daki renkli devrim, yani turuncu devrimle, Gürcistan'daki yanılmıyorsam gül devrimiydi. Ee, Kırgızistan'daki bir başkaydı. Kırgızistan'da önce bir devrime sahip çıktılar. Sonra baktılar ki bu böyle etnik metnik çatışmalara gidiyor. Kimse de sahip çıkmamaya başladı. Bir de Kırgızistan'ın e, Orta Asya jeopolitiğindeki önemi azaldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin o bölgeye nüfuz etme kabiliyeti hızla ortadan kaldı, kalktı falan. Dolayısıyla onu e, aynı şekilde e, değerlendirmekten uzaklaştılar. Ama mesela şeyde 2020 yılı yazındaydı galiba Belarus'ta denedikleri devrim girişimi de bir tipik şeydi. Renkli devrim girişimiydi. Eğer biraz daha ileri gidebilselerdi ona da bir renkli devrim ismi bulurlardı. Yani turuncu olurdu, turuncu değil başka bir renk verirlerdi filan. Mavi devrim derlerdi filan. Şimdi buradaki şeyin e, bu devrimlerin e, renkli devrimlerin birincisi bir ideolojik altyapısı şöyle var. Bu adı e, konu, e, soğuk savaş döneminde Batı dünyasının kendisini tanımlamak için kullandığı hür dünya diye bir tabir vardı. Şimdi bu hür dünya tabiri alındı ve bu tek kutuplu dünya düzeninde demokrasiler haline getirildi. Efendim, demokrasileri e, geliştirme, demokratik olmayan ülkeleri ve yönetimleri demokratikleştirme, e, özgürlükler getirme. Bunu e, Avrupa Birliği fonlarıyla veya Amerika Birleşik Devletleri'nin sağladığı ki Avrupa'daki fonların büyük bir bölümünü de Amerika'nın sağladığını bu arada ayrıca e, belirtmek lazım. Mesela Almanya'daki, işte ne bileyim Danimarka'daki. Fransa biraz daha dikkatli falan ama e, Avru Kıta Avrupa'sının büyük bir bölümündekini bu adına sivil toplum kuruluşu denilen kuruluşların fonlarını da Amerika sağlıyor büyük ölçüde. Bunların büyük bir kısmı da hem Amerika'dakilerin hem de buralardakilerin büyük bir kısmı da Amerikan silah sanayinin e, kasalarından çıkıyor. Çünkü Amerikan silah sanayi açısından bütün bunlar çok önemli, çok iyi yatırımlar. Çünkü bu devletlere ele geçirdiğinizde, bu devletlerin yönetimlerini bu devle e, renkli devrimler say sayesinde, tırnak içinde ele geçirdiğinizde, ilk yaptıkları şeylerden biri işte NATO üyeliği başvurusunda bulunuyorlar. NATO üyeliğiyle birlikte o ülkeye Amerikan silah şirketleri sürekli olarak silah satmaya, işte e, mühimmat satmaya başlıyor. NATO üyeliğinin zaten bir prosedürü var. Onun en önemli unsurlarından biri ortak operasyon yapabilme kabiliyeti interoperability diyorlar buna. Eee o noktaya gelebilmeniz için de zaten Amerikan silahları almanız lazım. O silahlarla operasyon yapabilme kabiliyetine ulaşmanız lazım. Dolayısıyla size eğitim veriyorlar vesaire. Bunların hepsinde e, hepsi yaşandı zaten. Şimdi bunların iddiaları şöyle işte e, ülkelerin demokrasi olması, daha özgürlükçü yönetimler olması bilmem ne? Şimdi bu demokrasi ve özgürlüklerle birlikte şu geliyor. Bütün bu el attıkları ülkelerde etnik e, ayrışmayı zorluyorlar. Buna da gerekçe olarak diyorlar ki e, demokrasilerde e, her etnik grubun işte e, temsil temsiliyet elde etmesi lazım. Oysa bu birebir milli devletleri ortadan kaldırma demek. Aslında devlet yapısına yönelik bir tehdit bu kendi içinde. Yani devlet illa milli devlet olmayabilir. Daha esnek bir yapıda olabilir. E, hatta bir federasyon bile olabilir kendi içinde. Ama bunları böyle e, diyelim ki normal işleyen bir federal ya da federalimsi bir yapıyı veya tam milli devlet olmayan bir yapıyı biraz etnik, biraz dini, biraz mezhebi e, yönlerden çekiştirdiğiniz zaman e, bunları e, parçalayabilirsiniz. Zaten istenen de bu oluyor. Mevzi çatışmalar oluyor veya büyük çatışmalar oluyor. Bunun sonunda bir yönetim kuruluyor. Bazen işte bu e, Amerika'nın müdahalesini gerektiren şeylere kadar giderse Irak'ta olduğu gibi ortaya ucube bir anayasa ve ucube bir yönetim çıkıyor ve ülke yönetilemez hale geliyor. Çünkü etnik kotalarla dolduruyorsunuz her yeri. O kadar etnik kota oluştuğu zaman o devlet yapısı zaten işlemez. Çünkü mesela diyelim ki bir ülkede filanca etnik kökene mensup insanlar için şu kadar kota ayırmak yerine diyelim ki bir ortalama A partisi ve B partisine mensubiyet şeklinde ve liyakat temelli e, siyasal katılım teşvik edilse o, o devletin geleceği açısından daha iyi olur ama bunu katiyen e, teşvik etmiyorlar, kabul etmiyorlar ve sürekli olarak bu kotalar, bilmem neler ve bütün bunların sonucunda geldikleri yerde yönetilemez hale getirilmiş birbirleriyle kavgalı etnik, mezhebi, dini grupların e, birbirlerine şüpheyle baktığı bir devlet yapısı ortaya çıkıyor. Ve bunların hepsinin üstünde de ya Avrupa Birliği oluyor, onun da üstünde Amerika oluyor. Ee, bunun Balkanlarda örnekleri var. İşte e, eski Sovyet Cumhuriyetlerinde Ukrayna bunun çok tipik bir örneği. Şimdilerde Moldova buna e, çok yatkın bir durumda. E, yani e, sonuçta şu hale geliyor iş. E, bu buralarda başlayan bu etnik şey e, pardon renkli devrimlerin Demek ki bir ideolojisi var. Bu ideoloji ideoloji de derme çatma bir şey. Adına demokrasi deniliyor ve bu şekilde e, sürdürülüyor. Şimdi burada bir usutu mutlaka vurgulamakta fayda var. Bu e, tür renkli devrimlerin pırnak içinde başarılı olduğu bütün ülkeler aslında ekonomik olarak geride kalmış. Bir tür veya mesela Ukrayna örneğinde olduğu gibi Ukrayna mesela çok insan kaynakları olarak olağanüstü gelişmiş bir ülkeydi. Sovyetler Birliği'nin Rusya'dan sonra zaman zaman belli sektörlerde alanlarda insan kaynakları olarak Rusya ile yarışabilecek kadar önemli insan kaynakları altına sahip bir ülkesiydi. Fakat yolsuzluk batağından çıkamadı, kötü yönetim batağından çıkamadı. Ve tam aslında e, bu e, şeylerin, e, renkli devrimlerin uygulama alanı haline geldi. Gürcistan'da bunlardan biri mesela. E, o da tipik böyle renkli devrimlerin bu şekilde uygulandığı alanların tipik örneklerinden bir tanesi. Şimdi e, buralarda bu devrimleri uygulamanın altyapısı şu, çok sayıda sivil toplum kuruluşu kuruluyor. Bu sivil toplum kuruluşu lafını duyduğum anda ben tüylerim diken diken oldu. Sebebi de şudur: Bunlar ne sivildir, ne de toplumla alakalı bir şeydir. Bunlar aslında e, Amerikan derin devletinin doğrudan uzantıları askerleri gibidirler. Ya yani bunlar sadece bol bol miktarda yurt dışından fon alırlar. Şimdilerde mesela Gürcistan hükümetini çıkardığı e, kanuna nasıl itiraz ediyorlardı? Çok da basit bir kanun. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1938'den beri uygulanmakta olan bir kanun. Vay efendim, Rusya'da da varmış. Putin'in kanunu Gürcistan'da uygulanmamalıymış plan. Yani, laf. Avrupa ülkelerinin birçoğunda daha sert biçimlerde var. O da şu. Bir e, sivil toplum kuruluşu yurt dışından kaynak alıyorsa, fon alıyorsa, bunu kayda getirecek, geçirecek ve şeffaf olacaktır. Hepsi bu. Hayır diyorlar, olmasın. Biz bizim Avrupa yolumuz var. Bu bizi aşağılamak demektir filan. Niye aşağılanasınız? Ne yaptığınızı, kimden para aldığınızı topluma gösterin. Hepsi bu. Bunun Türkiye'de de yapılması lazım. Şimdi bu sivil toplum örgütleri denilen gruplar halkı örgütlüyorlar. İşte Mesela bir etnik çatışma yönünde de örgütleyebiliyorlar. Diğer konularda da mesela diyelim ki bir hükümeti devirmek istiyorlar. Ukrayna'da bunu gördük, Gürcistan'da bunu gördük. Şimdi son defaki deneme Gürcistan'da başarısız oldu. Çünkü artık toplumlar da bıktı bunlardan. Bir anda bir bakıyorsunuz mesela bir seçim sonucuna itiraz ediyorlar. Ve o seçim bunlara göre aslında hileli seçim oluyor. E, hileyi yapan bir ot, e, e, otoriter bir e, lider oluyor, bir diktatör oluyor. Hemen onu batı basını böyle lanetlemeye başlıyor ve bunlar otobüslerle böyle bindirilmiş kıtalar şeklinde başkente geliyorlar. Ve yaptıkları şey şu böyle sevimli şeyler yapıyorlar. Başkente gelip işte camları, pencereleri kırmıyorlar, vitrinleri indirmiyorlar falan. Ve orada sayıları artarak sürekli bekliyorlar. E, gece gündüz işte tuvaletler geliyor bilmem ne geliyor filan. Geceleri Kumanya geliyor işte gündüzleri Kumanya geliyor filan ve bir bütün batılı televizyonlar bu olayları habire habire köpürte köpürte e, naklediyorlar. Bunun sonucunda da ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Çok önemli bir olay oluyor orada. Şimdi mesela Ukrayna'daki ilk turuncu devrim denemesi aynen böyleydi. 2004'te oldu ve 2005'teki seçimlerin 3. tura bırakılması sonucunda Yanukovic seçimleri kaybetti. Ama daha sonra kazandı adam. 2013'te kazandı. Bu sefer 2014'te de şiddet içeren eylemlerle e, ve eylemleri yapanlar da Neonazilerdi. O, o yıllardaki Amerikan gazetelerini, Batı gazetelerini açtığınızda bunların Neonazi e, eğilimli olduklarını kendileri de söylüyorlardı. Onların e, şiddet eylemleriyle Yanukovitch e, yani meşru bir devlet başkanı e, kaçmak zorunda bırakıldı filan. Şimdi şuraya gelecek olursak, şimdi böyle bir renkli devrimler e, şeyi var, modeli var. İşte bunu Soros büyük ölçüde finanse ediyor görünüyordu, ama finansmanın arka tarafında neler var, onları yani bizler bilemiyoruz ama tahmin etmesi çok da zor değil. Bir de bir başka renkli devrim gibi yani bu tür devrim gibi bir şey de özellikle Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapıldı. O da buralarda yine çok sayıda sivil toplum kuruluşu STK oluyor. Bu arada mesela şunu da anti parantez olarak söyleyeyim. Mesela Türkiye'de meslek kuruluşları kendilerine sivil toplum kuruluşu diyor. Ben olsam demem. Meslek kuruluşu derim. Sivil toplum kuruluşu lafı e, lanetli bir lafa dönüştü. Kimsenin ciddiye almadığı ve tamamen dediğim gibi ne sivil tarafı ne de toplumla alakası olan bir tarafı bulunan... E, ...tamamen Amerikan dev, derin devletinin güdümünde hareket eden kuruluşlara dönüştüler. Şimdi Türkiye gibi e, ülkelerde de şu yöntem uygulandı... E, Türkiye'nin önüne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önüne bir havuç atıldı. Denildi ki sizi Avrupa Birliği'ne alacağız. Hadi buyurun. E şimdi Ankara'da bütün e, bu, bu, anlam planla falan giden süreç daha AK Parti'nin iktidara gelmesinden falan hep en az birkaç yıl önceki bir dönemde bir diplomat bana aynen şöyle demişti. Dedi ki peki dedi biz dedi e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına sizi Avrupa Birliği'ne alacağız, şu denktaşı atın, e, indirin e, yönetimden, iktidardan, e, Türkiye'den uzaklaşın derseniz, dersek ne yaparsınız dedi ve para saçarsak ne yaparsınız dedi. Ben ne söylediğimi söylemeyin burada ama çok önemli bir şey söylemiştim, çok da bozulmuştum. Şimdi daha sonraki yıllarda bunun aynısı oldu. Ama kim yaptı bunu? Sivil toplum örgütleri yaptı, STK'lar yaptı. Ve hikaye şu, Denktaş diye bir adeta diktatör çıkartıldı. Yani insanda e, ne bileyim minimum vicdan izi olsa Denktaş gibi bir e, beyefendiyi, e, bir vatanseveri, bir büyük devlet adamını e, kat'i surette diktatör falan diye düşünmez. Haksızlığa uğramış olanlar varsa, zaten Denktaş Cumhurbaşkanı'ydı ve orada da parlamenter sistem geçerliydi. Denktaş'la alakası olmaz. Yani ama öyle bir propaganda yapıldı ki mesela anlam planına giden e, günlerde, aylarda da ben yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidip gelişlerimde şunu gözledim. Mesela bayağı işte diyelim tahsis seviyesi falan yerinde olan bir hanım, Beni görünce tanıdı filan. E, oradan alışveriş yapıyordu. E, ben dedi seni tanıyorum. Sen denk dedi. Ondan sonra ben dedim ben tamam tanıdığına sevindim de ben denk taşçı değilim. Ben dedim sizin çıkarlarınız için çalışıyorum. Yok yok dedi sen denk dedi. Filan bu konuşmalar devam ederken e, şöyle bir şey oldu. Aynen Kıbrıs Türkçesiyle biz dedi AB'ye gireceğiz, zengin olacağız. Sen ne karışım bize dedi. Ben de dedim ki AB'ye girilince nasıl zengin oldu? Ama öyle bir şeyler anlattı ki bana aynen şöyle. Yani Avrupa Birliği'ne girince işte karısına bir çek geliyor, kocasına bir çek geliyor, çocuğa süt parası diye bir çek geliyor filan. Yani bu kadar yalan söylendi televizyonlar yoluyla, basın yoluyla ve bu STK'lar yoluyla. Aynı günlerde Türkiye'de de bu yalanlar söyleniyordu. Siz Avrupa Birliği'ne gireceksiniz, Dolayısıyla Avru a, armudun sapı, üzümün çöpü gibi şeyleri bir tarafa bırakın. Nedir armudun sapı? Kıbrıs meselesi. Bir takım eski dışişleri bakanları çıktı televizyonlara Türkiye'de. Dediler ki efendim e, biz Avrupa Birliği üyeliğini elde edeceğiz. Eğer zaten biz bu Avrupa Birliği'ne girmezsek Bulgaristan'la Yunanistan'la Türkiye'nin sınırı e, Berlin duvarı gibi bir yer olacak. Unutmayın bir eski başbakanlardan birisi şimdi öldü yani sağ değil. Sonradan ani bir kararla Avrupa Birliği taraftarı oluvermişti. Dedi ki ya AB olacak ya Bağız olacağız dedi. Bu adamın ne AB'yi ne de Bağız'ı bildiğiniz düşünemiyorum. Ama böyle kıyaslamalar yapıyordu. Aynı şeyi o yıllarda Türkiye'yi yönetsin diye gönderilen Kemal Derviş defalarca söyledi bu sınırlarla ilgili. Şimdi buradaki ortak özellik şuydu. Türkiye'ye yani insanları sokağa dökmenize gerek yok. Öyle bir şey yapabiliyorsunuz ki bu kadar STK, bu kadar para, bu kadar şey e, ve bu, 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 bu etkiler televizyonlarda, basında bütün yoğun bir şekilde kullanılıyor. Ve toplumumuz zaten etkileme kabiliyetiniz olağanüstü yükseliyor. Şimdi e, toparlamak gerekirse bence bütün bu sürecin sonuna gelindi. Yani bundan sonra ne eski Sovyet Cumhuriyetlerinde ne Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne buna benzer başka yerlerde adına STK denilen bu gruplar yoluyla böyle renkli devrimler pazarlayabilmek pek kolay değil artık. Çünkü toplumlar da epeyce şey öğrendi buradan. Ee, ayrıca çok kutuplu bir dünyaya gidiş döneminde Amerika'nın da renkli devrimlerden fazla bir şey çıkarmak midi azalıyor. ha Zaten mesela diyelim ki bu yönde kull kullanılabilecek etnik vesaire altyapı sorunları bulunan diyelim ki Moldova gibi bir yerde e, oradaki e, Rus toplumunun yaşadığı bölgeyle işte Moldovalıların yaşadığı bölgeyi bir savaşa sürükleyebilirler. Buna dair bir şeyler yapabilirler. Ama bunun için ayrıca özel olarak bir şeyler yapmaları gerekmiyor. Şu ana kadar yaptıkları zaten yeter. Ama mesela bir Belarus içinde renkli devrim organize edebilecek kabiliyetleri kaldığını sanmıyorum. En azından şimdilik kaydıyla. Veya işte diyelim ki Orta Asya'da, Kazakistan'da böyle bir şey yapmaya kalkışsalar bile bunun başarılı olacağını nedense düşünemiyorum veya Azerbaycan'da. Şimdi bu renkli devrimler demek ki tek kutupluluğa çevrilmek istenen ve sanki olabilirmiş, yapılabilirmiş gibi düşünülen o projenin, Tartışmasız çok önemli bir e, unsuru idi. E, Türkiye'de farklı bir şekilde e, etkili oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde aynı şekilde oldu. Ama Ukrayna'da ve diğerlerinde ise daha farklı şekillerde e, yaşandı. E, ve bence Gürcistan'da en son e, mevcut e, Gürcistan'ı ikinci, Rusya'ya karşı ikinci bir cephe olarak ve açmayacağı kararında ısrarcı olan hükümete karşı STK'ların başarısızlığı bu sürecin belki de sonuna gelindiğinin bir başka göstergesi olarak ileride tarihlerde anılacak, yazılacak diye düşünüyorum. Sabrınız için teşekkür ederim.